Yine her zaman olduğu gibi bir takım arkadaşlar ortaya çıktı ve işkembeden sallamaya başladılar arkadaşlar. Yeni tezlerine Merkez Bankası faizleri arttıracakmış. Üstelik 50 bas puanla 100 bas puan arasında bir arttırım bekliyor bu arkadaşlar. Ve bu faiz artışından sonra da dolar tepe taklak olacak. Altılı seviyelere geri dönecekmiş. Peki böyle bir tablonun olması mümkün mü? Bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Türkiye'deki enflasyonist ortama bakalım, faiz ortamına bakalım. Merkez Bankası'nın 50 bas puan ya da 100 bas puan faiz artırımına gittiğini düşünelim ve bu artışın dolar üzerindeki etkisini biraz konuşalım. Enflasyon ortamı %12'nin üzerinde. Merkez Bankası'nın kendi açıklamasına bakıyorsunuz. Yakın zaman içerisinde enflasyon düşüş eğiliminde olmayacak. Hedeflerini yukarıya doğru revize etmeye devam ediyorlar. %11'e yakın bir enflasyonla bu yılı kapatacağımızı söylüyorlar. Ki bu iyimser bir yaklaşım bu arada. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. %11, %12'lik bir enflasyonist ortamda siz politika faizini %8.25 seviyesine kadar çektiyseniz, üstelik bunu enflasyon düşecek diye çektiyseniz ve sonrasında da enflasyon yükseliş eğilimini devam ettirecek diyorsanız piyasa faizleriyle politika faizi arasındaki makas açılıverir arkadaşlar. Nitekim bugün tahvil faiz oranlarına bakıyorsunuz %14'ün hemen dibinde. Hatta geçtiğimiz günlerde %14'ün üzerine çıktı. %15 seviyesini bile zorladı. Çünkü piyasa enflasyonu baz alıyor. Enflasyon %12 seviyesinde ise ben bu seviyeyi en az 2 puan yukarıda tutmak zorundayım diyor. 2 puanlık reel faiz verirsem ancak mevduat sahibini kendime çekebilirim diyor. %13'ün üzerinde bir faiz belirliyor. Merkez Bankası 8.25'lik gerçekçi olmayan bu faiz oranlarını yukarıya çekebilir mi bu koşullar içerisinde? Mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası bugüne kadarki faiz indirimlerini de zaten gerçekçi olarak yapmadı. Gerçek temellere dayalı olarak yapmadı. Onlar da enflasyonun yükseliş eğiliminde olacağını gayet iyi biliyorlardı. Ama politik baskılar nedeniyle faiz oranlarını 8.25 seviyesine kadar çekmek zorunda kaldılar. Eğer çekmezlerse koltuklarından olacaklarını biliyorlardı ve o koltuğun bağımsız olmadığını da gayet iyi biliyorlardı. Emir komuta zinciri içerisinde her ay kademe 8.25 seviyesine kadar faizleri indirdiler. Ve şu anda bir seçim aşamasında politikacılar. Ya enflasyona bağlı olarak faizleri yükseltmek zorundalar ki bu çok daha ciddi bir olumsuz algı yaratacaktır ya da dövizin gidişine izin vermeye çalışacaklar. Kontrolü kaybederlerse de zaten bahaneleri hazır. Dış güçler devreye girdi diyecekler. Yine saldırı var diyecekler. Bu nedenle de döviz yükseldi kardeşim. Biz ne yapalım diyecekler. Dolayısıyla arkadaşlar yarın Merkez Bankası'nın politika faizlerini arttırma gibi bir ihtimali yok. Velev ki faiz arttırdı. 50 bas puanlık, 100 bas puanlık bir faiz arttırımına gitti. Bu senaryoya baktığımızda dolar tepe taklak olur mu? Bütün millet dolardan vazgeçip altından vazgeçip götürüp parasını bankalara mevduat olarak Türk lirası olarak yatırır mı? Tabii ki çok net bir şekilde hayır. Politika faizinin 8.25 seviyesinden 100 bas puan arttırılarak 9.25 seviyesine getirilmesi arkadaşlar hala nereden bakarsanız 4 puanlık eksi reel faiz demektir arkadaşlar. Merkez Bankası bugün çıkıp 100 bas puanlık bir artırım yapsa bile hala enflasyona bağlı olarak reel faizin negatifte tutmaya devam edecek. Bunu gören mevduat sahibi de doğal olarak hesabını kitabını yapacak. Merkez Bankası'nın öyle 50 bas puan 100 bas puanlık bir faiz artırımı bu koşullar içerisinde hiçbir işe yaramayacaktır. Cari açığın önünü kesemediğiniz sürece dolar üzerinde kırılganlık etkisi devam edecektir. Faiz freniyle bu işi durduramazsınız. Peki Merkez Bankası ya da kamu bankalarının dolar satarak doları frenleme ihtimali var mı? O da mümkün değil çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri tükendi.
kamu bankaları da büyük bir zarar içerisinde. Sadece bu operasyonlarından dolayı arkadaşlar. Öyle dolar satarak da doları frenleme ihtimali yok. Bir başka açıdan bakalım. Minimum ne kadar faiz arttırması gerekir? Diyelim ki doları frenlemek istiyor. Düşürmek değil bakın. Düşürmekten hiç bahsetmiyoruz bile. Frenlemek için Merkez Bankası'nın en azından mevduat sahibinin bankayı cazip bulması için, yani götürüp parasını faize yatırabilmesi için ne kadar faizleri arttırması gerekiyor? Minimum 500 bas puan. Bugünkü politika faizinin 8.25'ten 13.25'e getirilmesi gerekiyor. Öyle bir durumda enflasyonun 1 puan üzerine çıkıyor. Bir tarafta dolar altın %20 kazandırırken öbür tarafta sadece %1 kazandıran bir faiz ortamından bahsediyoruz. Bakın 500 bas puanlık artışla bile. 500 bas puanı arttırabilir mi Merkez Bankası? Katiyen arttıramaz arkadaşlar. Böyle bir ihtimal söz konusu bile değil. Zaten onun için hem Maliye Bakanı hem de Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp dolar ne olacaksa olacak. Düşecekse düşecek, yükselecekse yükselecek. Artık biz bu konuyla ilgili çok da müdahil olmak istemiyoruz açıklamalarını yapıyor. Çünkü gördüler ki doları dolarla müdahale ederek düşüremiyorlar. Faiz silahını kullanmaya kalkarlarsa da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Nasıl büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Faizleri yukarıya çektiniz. 500-600 bas puanlık bir yukarı hamle yaptınız. Ve bu sayede doları frenlemeyi düşünüyorsunuz. Bütün piyasayı kilitlersiniz. Hem reel sektörü kilitlersiniz, hem tüketiciyi kilitlersiniz, hem de inşaat sektörünü kilitlersiniz. Yani böyle bir riskin alınması mümkün değil. 500-600 bas puanlık bir faiz artırımı bütün politik söylemlerinizin de tam tersine hareket etmiş olmanızı beraberinde getirir. Bu saatten sonra Merkez Bankası'nın faiz artırımı hiçbir şekilde Merkez Bankası tarafından yapılmış olarak görülmeyecek arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Her faiz arttırımı Cumhurbaşkanı'na yüklenecek. Çünkü tüm faiz indirimlerine müdahil oldu Cumhurbaşkanı ve biliniyor ki Cumhurbaşkanı izin vermeden asla ve asla faiz arttırma sürecine giremez Merkez Bankası. Bir de bunun yanına faiz artarken dolarda da bir kırılma etkisi olmasını koyarsanız politik anlamda iyiden iyiye sıkıntıyı büyütürsünüz. Şimdi bu politik tarafı, öbür taraftan tüketici açısından bakalım. Faizlerin bu kadar yukarıya çıkması insanların kredilere ulaşmasını daha da zorlaştırır, tüketimi de kısar. İnsanlar Türkiye ekonomisinin bozulma eğiliminde olduğunu çok daha net bir şekilde görmeye başlarlar. Dolara ve altına olan eğilimlerini hızlandırır. Faiz arttırmak bir çözüm olmayacaktır. Aksine piyasa dengelerinin bozulması anlamında çok daha etkin olacaktır. Peki ne yapılacak? Yani Merkez Bankası faiz arttırmayacak. Dolarla da dolara müdahale edemeyecek. Peki ne yapacak? Dolar nereye gidecek? Valla bu saatten sonra dolar tamamen başına buyruk hareket edecek gibi görünüyor. Nereye kadar? Dolar kırılana kadar. Dolar kırılıp 13, 14, 15 belki 20'li seviyeleri görürse ancak işte o zaman Cumhurbaşkanı'nın da izniyle Merkez Bankası faiz arttırım sürecine girecektir. Çok agresif bir şekilde. Belki de 1000-1500 bas puanlık artırımlar yapacaktır ki kurda yaşanacak öyle bir kırılma ithalata bağımlı bir Türkiye modelinde %20-%30 aralığında bir enflasyonu işaret eder arkadaşlar. Ve %20-%30 civarında bir enflasyonunuz varken siz faizleri zaten %8.25 seviyesinde tutamazsınız. Ama bugün itibarıyla yani 7.30-7.80 aralığında gezen bir dolar kurunun olduğu ortamda Merkez Bankası'nın faiz arttırma sürecine girmesi mümkün değil. Onun için demiştik sizlere zamanında. Merkez Bankası evet faiz indirimleri yapabilir ama makul seviyeye kadar bu indirimleri yapmak zorunda. Kendisine bir alan bırakmak zorunda. Yarın öbür gün yaşanacak sıkıntılara karşı o alanı bırakmaz ise elini sıkıştırır, hareket edecek bir alanı kalmaz demiştik. Peki o seviye neresiydi? Enflasyonun %1, %2 üzerinde olan seviyelerdi. Merkez Bankası'nın aslında
arasında faizi indirebileceği maksimum nokta %13 noktasıydı arkadaşlar. Ama politik kaygılarla konut sektörünü canlandırmak adına vesaire faizler fütursuzca indirildi. Enflasyon düşmeyeceği bile bile faizler 8.25 seviyesine kadar getirildi. O nedenle faizler artacak, Merkez Bankası faizleri arttıracak, dolar tepe taklak olacak falan hikayesi hikayeden öteye geçmeyecektir arkadaşlar. Hadi gelin biraz da rakamlara bakalım ve videomuzu tamamlayalım. BIST 100 endeksi 110 binin üzerinde yine. 120 bine giden bir BIST 100 endeksi havası yaratıyorlar. Aynı şeyi Amerika'da yapıyor şu anda. Amerika'da da rekor üzerine rekor kırılıyor. Pandemi öncesindeki seviyelere gelmiş durumda. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yukarıya alıp böyle yukarıya çıkarıp çıkarıp bırakıvermek anlamına geliyor. Borsalarda öyle büyük yıkımlar olacak ki yarın öbür gün bu tepe noktadan alanlar yıllarca bedelini ödemek zorunda kalacak. %3'lük, %5'lik kar elde edeceğim diye bu seviyelerden endekse girersiniz. Belki 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl tekrar bu seviyelere gelmesini beklemek zorunda kalırsınız. Sadece Türkiye için değil bakın. Tüm dünya borsalarında ciddi bir yıkım başlayacak. Ekonomik krizin adı da bu şekilde konulmuş olacak. İşte o sürece yakalanmak istemiyorsanız bu seviyelerin tepe noktası olduğunu iyi tahlil etmenizde fayda var diye sizleri uyarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki son karar sizin. Elbette sizlere bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ama sonuç itibariyle ekonominin gidişatı, dünyadaki risklerin gidişatı bize borsalar üzerindeki baskının arttığını çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Dolar 7.36-7.37 seviyelerinde geziyor. Dolarda da 7.30-7.40 aralığına sıkışmış bir dolar kuru var. Yarın Merkez Bankası faiz kararını da açıkladıktan sonra 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. Kimse şaşırmasın. Evet, Merkez Bankası piyasayı sıkıştırmaya devam edecek. Belki bankalara para vermemeye uğraşacak. Belki repo ihaleleriyle piyasadaki parayı çekmeye çalışacak. Böylece TL'yi azaltıp dolara olan talebi azaltmaya çalışacak. Ama dolar emin adımlarla 7.80 sürecini devam ettirecek arkadaşlar. 7.80'i kırdıktan sonra 8.20. Euro'ya gelelim. 8.78 seviyesini görüyoruz. Bu euro dolar paritesi ile ilgili bir geri çekilme değil. Çünkü euro dolar paritesi tepe noktalarda geziyor. Sadece dolarda olduğu gibi euro da Türk lirasına karşı değer kaybetti. Bu iki gün içerisinde çok hafif değer kaybetmeler. Bana göre aynı dolarda olduğu gibi euroda da yükseliş devam edecek. Ve dolar 7.80'e giderken euroyu da 9 liranın üzerinde göreceğiz. 9.30-9.50 aralığında bir seviyeyi yakalamış olacak. Parite 1.20'yi zorluyor gördüğümüz kadarıyla. Kırabilir mi? Çok düşük bir ihtimal diye düşünüyorum. Ama ben bu seviyelere gelebileceğini de düşünmüyordum biliyorsunuz. Çok net bir şekilde. Parite ile ilgili benim beklentim 1.06'ya gitmesi, hatta 1'i kırıp aşağıya doğru euro dolar paritesinin dolar euro paritesi haline dönmesiydi. Ama görüyoruz ki euronun dolar karşısında değerli olması zorlanıyor arkadaşlar. Euro ne kadar değerli olursa Amerika'nın euro bölgesine ihracat yapması o kadar kolaylaşıyor. Bu nedenle de şimdilik bu seviyelerde tutuyorlar. Önümüzdeki süreçte pandemi dalgasının tekrar gelmesiyle birlikte euro dolar paritesinde çok keskin ve sert bir şekilde aşağıya hareketler görebiliriz. Borsa gibi euro dolar paritesi de çok kritik seviyelerde, yıkım büyük olabilir. Altın onsu 1980 seviyesinde, 1988-85 o aralarda gidip geliyor, 2000'in altına gevşemiş durumda. Burada korkmalı mıyız? Yani altın 2000 doları gördü, tekrar geriye geldi, büyük bir düşüşü mü acaba işaret ediyor diye tedirgin olmalı mıyız? Yoksa bu geri çekilme daha önce yaşanan geri çekilmeler gibi mi? Yani ufak bir dalgalanma mı yaşanıyor sıkışık bir aralıkta? Bunu çok iyi okumak gerekiyor. Dünyada bu kadar çok risk varken, aşırı riskten bahsediyoruz. Doğu Akdeniz karışıyor, bir 3. Dünya Savaşı'nı bile işaret ediyor. Beyrut'ta ortalık karışıyor, Belarus'ta ortalık karışıyor. Rusya'da söylemler sertleşmeye başladı. Amerika'da zaten işler çok karışık, 3 Kasım'a kadar karışmaya devam edecek. Çin-Amerika gerilimi artıyor. Sonbahar geliyor ve ikinci dalga etkisi daha da artabilir. Bütün
tüm koşullar içerisinde altındaki geri çekilmeler sadece kısa vadeli olacaktır. Tekrar kendisini yukarıya atmaya devam edecektir. Altının 2300 hedefinden şaştığı kanaatinde değilim arkadaşlar. Orta vadede 2500, uzun vadede 3000 hedefinden şaşmış değil. Dünyadaki gelişmeler bu şekilde artarak devam ederse altının yükselişindeki agresif hareketleri görmeye başlayacağız. Gram altın 470-476 aralığında gidip geliyor. Ons'un yükselişine ve düşüşüne bağlı olarak. Doların da bu seviyelerde kalması gram altını belli bir seviyede tutuyor zaten. Gram altın ons hafif gevşese bile özellikle yarından sonra, yani Merkez Bankası'nın kararından sonra, açıklamasından sonra doların 7.80'i hedeflemesiyle birlikte arkadaşlar 500 liranın hemen kıyısına gelecektir. Tekrar 480-490 aralığına oturacaktır. Ons'un 2100'e hedeflemesiyle birlikte zaten 500'ün üzerine çıkacaktır. Bir daha da 400'lü seviyeler hayal olacaktır. Son not, Merkez Bankası'nın yarın faiz arttıracağını düşünmeyin arkadaşlar. Arttırsa bile 50 bas puanlık, 100 bas puanlık bir arttırımın hiçbir etkisi olmayacaktır. 500-600 bas puanlık bir arttırım yapması gerekiyor. Böyle yüksek bir arttırımı da hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'nın onaylaması mümkün değil. Merkez Bankası'nın da kendi başına bağımsız bir şekilde bu konuyla ilgili karar vermesi mümkün değil. Yarın faizleri sabit tutacaktır. Bu da doların yükseliş eğilimini devam ettirmesini beraberinde getirecektir. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.